Merhaba webtekno izleyicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Fun Run 2 oyununu inceleyeceğiz. Fun Run 2 daha çok taze bir oyun, daha yeni çıktı. İlk oyun herhalde çok tutulunca ikincisini yapma ihtiyacı duydular. Oyunu 4 Bit isimli bir firma yapıyor arkadaşlar. Oyunun en baştan söyleyeyim, şu an için Windows Phone'da yok, ancak Fun Run'ın ilk oyunu Windows Phone'da vardı. Muhtemelen bunu da yakın bir tarihte Windows Phone için çıkartırlar. iOS ve Android'de ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ben Fun Run'ın ilk oyununu çok fazla oynadım arkadaşlar. Hani bıkana kadar oynadığım için artık ezberledim. Arasındaki farkları da Fun Run 2'yi açar açmaz anlayabiliyorum. Bir kere Fun Run ilk oyunda çok fazla kopma olayı oluyordu. İnternet hızınız ne olursa olsun, modemin dibine de girseniz ne olursa olsun sürekli connection lost problemleri çıkıyordu. Bu oyunda onu biraz kaldırmışlar gibi. Fun Run'ın ilk oyunda 10 oyundan 3 tanesinde o problemi yaşarken bunu da 10 oyundan bir tanesinde belki yaşıyorsunuz. Oyunu ilk açtığınız zaman sizden bir kullanıcı adı belirlemenizi istiyor. Biz belirledik webtekno TV isminde. Play'e bastığımız zaman Fun Run 1'den hiçbir farkı yok. 3 tane seçenek çıkıyor. Burada eğer bir internet paketiniz yoksa practice modunda botlara karşı oynayabiliyorsunuz. Quick Play'de de random 3 kişi veriyor karşınıza internet üzerinde online olanlardan. Onlarla oynuyoruz. Friends kısmında da oyunda eklediğimiz arkadaşlarımızı burada online olarak görüyoruz ve oynayabiliyoruz. Dilersek şurada Invite Friends var. Buradan arkadaşımızın adını yazıp, oyunda kullanıcı adı neyse, oradan arkadaşımıza ekleyebiliyoruz. Chat kısmı aynı şekilde duruyor. Odadaki insanlarla burada chatleşebiliyoruz. Onun dışında buradaki play tuşuna bastığımız zaman oyun başlıyor. Şurada ayarlar sekmesi var arkadaşlarla oynama kısmında. Buraya bastığımız zaman Quick Play'de kafasına göre bir harita veriyor. Custom Map'te de haritayı siz seçiyorsunuz. Tekrar play diyelim. Practice'de dediğim gibi botlarla kapışıyoruz. Quick Play'de bir oyun arıyor ve karşımıza oyunu getiriyor. Buradan hangi haritayı istiyorsak onun için oy verebiliyoruz. Şu an Hydrops isimli haritanın 4 oyu olduğu için oynayabiliyoruz. Oyunda gördüğünüz gibi grafikler çok yenilenmiş. Bu ilk başta biraz acayip gelebiliyor ancak daha sonra alışıyorsunuz ve Fun Run 1'i oynadığın zaman o kötü gelmeye başlıyor. Silahlar değişmiş gibi gözüküyor ama temel mantığı aynı silahların. Mesela bir ateş, şurada bir hedef çıktı az önce gördüğünüz gibi. O hedef Fun Run'ın 1. oyundaki kılıçla aynı muhabbet. Şu mıknatıs gördüğünüz gibi tam böyle bir yeri tırmanırken birisinin mıknatısla çekmesi kadar da gıcık bir durum yok ayrıca oyunda. Bir tek şu yeni silah olarak eklenmiş. Buna bastığımız zaman uçmaya başlıyoruz böyle. Ve birisinin yanında eğer patlarsak o kişiyi de yanımızda götürüyoruz. İlk oyundan daha kanlı olduğunu söyleyebilirim. Kendime sıktım bu arada. İlk oyundan daha kanlı olduğunu söyleyebilirim. Bunda tabii grafiklerin yenilenmesinin de payı var. Evet, gördüğünüz gibi sonucu olduk. Şimdi bu ekran geldiği zaman yine ilk oyundan farklı olarak burada bir şeyler söyleyebiliyoruz. İşte iyi oynadın, işte sevdiysen ekle vesaire gibisinden. Ya da burada direkt küfrü basabiliyoruz. Artık burasının ne olduğu sizin hayal gücünüze kalmış. Ben direkt sövüyorum adamlara. Daha sonra artıya bastığımız zaman bu Fun Run 1'de de vardı. Böyle ekleyebiliyoruz kişileri. Market kısmına bakalım. Market kısmında gördüğünüz gibi zaten oynadığımız karakterlerin çoğu aynı ancak tipleri grafik olarak güzelleştirilmiş. Bir de ekstra olarak markette satın aldığımız karakterin rengini değiştirebiliyoruz veya işte onu altın yapabiliyoruz gibi özellikler var. Şuradan bakalım neler varmış. Gördüğünüz gibi şapkalar yine yakın ilk oyundakine göre. Mesela şöyle şapkalar da var. Bunları bir parayla açamıyorsunuz arkadaşlar. Achievement denilen bu ödül muhabbetini koymuşlar bu oyuna. Ancak o gerekli achievement'ları toplarsanız açabiliyorsunuz. Onlara da değineceğim birazdan. Buradan gözlük seçebiliyoruz karakterimize. Gözüne takabileceği takıları. Burada ben ilk başta ilk oyundaki bütün özellikleri yok zannediyordum. Çünkü şu arka tarafa saklamışlar. Mesela şu arkadan akan şeyleri falan görememiştim ilk başta. Şöyle kaydırmanız lazım arkadaşlar. Yok zannedip üzülmeyin. Şurada gördüğünüz gibi hepsi duruyor aynı şekilde. İlk oyundan farklı olarak dediğim gibi achievement sistemi biraz değişmiş. Gördüğünüz gibi burayı görsel olarak zenginleştirmişler. 24 saatlik challenge'lar oluyor. Bunları işte kazanırsak bize belirli ödüller veriyor. Oyunun bir kötü yanı bence yine birinci oyuna göre, oyun kapalıyken mesela çıktık bu ekranın, gece yattık, 3G'miz veya Wi-Fi'mizi açık bıraktık, sizi birisi oyuna davet edebiliyor. Cazırt diye de bildirim geliyor. Bence bu rahatsız edici bir şey. Hani belki bildirim ayarlarından kapanabilecek bir şeydi. Şöyle hızlı koşmalar falan filan hepsi duruyor arkadaşlar. Tipini değiştirmişler. Gördüğünüz gibi karakterin suratı yanarak hızlı koşuyor. Nasıl bir hızlı koşu anlayışıdır bu, onu da bilmiyorum. Şu arkaya yumruk atma falan aynı duruyor onlar. Şu zaten Fun Run'ın vazgeçilmezi. Gördüğünüz gibi oyun çok daha fazla kanlı olmuş. Bir de şöyle tam hızlı koşarken yıldırım çarpması da evlat acısı. Evet, birinci olduk. Ne yapıyoruz? Hemen küfrü basıyoruz arkadaşlar. Sonra da hadi beni ekleyin diyoruz. Fun Run 2 bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi iOS ve Android platformunda var, ücretsiz ve muhtemelen çok yakın zamanda Windows Phone'u da çıkartacaklardır. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.